Merhabalar. Bu videoda kendi yaptığımız 3 boyutlu yazıcının 3. bölümünü çekiyoruz. Bir önceki bölümde yazıcının X, Z eksenlerini ve extruder bölümünü halletmiştik. Bu bölümde ise Y ekseninin montajını yapıp yazıcıyı son haline getireceğiz. Videoya geçmeden önce kısaca kanal konseptimden bahsetmek istiyorum. Kanalımda elektronik, 3 boyutlu yazıcılar, devre kartı tasarımları, 3D modelleme, Arduino uygulamaları gibi faydalı içeriklere yer veriyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir. Açıklamalar kısmındaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Yazıcının Y ekseni için uygun ebatlarda 8 mm çelik mil, 1 adet NEMA 17 step motor, 4 adet LM8U rulman, ısıtıcı tabla ve plastik parçaları kullanacağız. Tablanın kablo ve sensör bağlantılarını yaparak başlayalım. Tabla güç kablosu ve sensör montajı sonrasında bu şekilde görünüyor. Ardından Y ekseni end stop switch'ini hazırlıyorum. End stop switch'ini de şasiye montajladıktan sonra bu şekilde görünüyor. Sıradaki adımda Y eksen motorunun montajını yapalım. Burada yine GT2 20 diş kasnak ve plastik motor braketini kullanıyorum. Şasiye montaj sonrasında bu şekilde görünüyor. Kayışın hizalamasını yapacağım için montaj vidalarını biraz gevşek bırakıyorum. Artık motor ve switch kablolarını gizleyecek olan bu kapakları şasiye üzerindeki yerine montajlayalım. Kapakların montajı ve kabloların montajı sonrasında bu şekilde görünüyor. Motorun bağlantılarının düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorum. Motor sorunsuz ve doğru yönde çalışıyor. Bir sonraki aşamaya geçelim. Isıtıcı tablayı taşıyacak olan metal plaka üzerine rulmanları ve gerekli parçaları montajladıktan sonra görüntüsü bu şekilde oluyor. Tablayı şasiye montajlayıp rahat hareket edip etmediğini kontrol ediyorum. Sıra geldi kayış montajına. Kayışın avare hareket edeceği bu parçayı şaseye montajlayabilmek için LCD ekranı tekrar sökmem gerekiyor. LCD ekranı söktükten sonra kayış avare parçasını yerine takıyorum. LCD ekranı da tekrar taktıktan sonra bu sefer lineer hareketin düzgün olup olmadığını kontrol ediyorum. Anakart bölümünün kutusunu hazırlayalım. Burada soğutma için 1 adet 50 mm fan ve gördüğünüz bu plastik parçaları kullanacağım. Fan montajı sonrasında bu şekilde görünüyor. Artık kutu kapağını kapatıp makineyi son haline getiriyorum. Makinenin tamamlanmış hali bu şekilde görünüyor. Derli toplu bir makine oldu. Eksenlerin ve makinenin genel çalışmasını, sesini, motorların sıcaklıklarını kontrol etmek için makineyi ısıtmadan sadece eksenlerin çalıştığı bir G-Code dosyası hazırlayıp makineyi çalıştırıyorum. Fan sesi haricinde neredeyse ses yok. Bu makinenin parçalarının baskısını fosforlu filament ile almıştım. Şimdi ışıkları kapatıp bir de fosforlu filamentin nasıl göründüğüne bakalım. Bu arada makine hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum.
Bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Dostlar, bu kanalda sizlere sadece faydalı bilgiler veriyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa, içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Kendi yaptığınıza paha biçilemez. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın. Confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread.